Merhaba, programa hoş geldiniz. Bazen düşünüyorum, benim aklıma gelen bazı sorular sizin de aklınıza geliyor mu diye. Ayrımcılık ya da başka anlamda sormuyorum. Çünkü aklıma gelen sorular o kadar saçma sapan sorular ki, dünyanın birçok ülkesinde yaşanmayan, sorulmayan sorular. O yüzden bir anlamda bazen benim kadar saçma sapan düşünüyor musunuz diye merak ediyorum. Bu saçma sapan düşünmeme neden olan şey benim saçma sapan düşüncelerden dolu olmam, saçma sapan bir insan olmamdan kaynaklanmıyor. O kadar saçma sapan, daha önceki programda da belirttiğim gibi bir ülkede yaşıyoruz ki doğal olarak da saçma sapan geliyor sorular geliyor aklıma. Mesela Erdoğan sonrası AKP'nin başına kim geçecek diye tartışmıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Erdoğan'ın yerine kim geçecek diye soru soruyoruz. Çünkü Erdoğan'ı biz muhalifler de dahil olmak üzere kafamızda öyle büyütmüşüz ki AKP hiç önemli değil bizim için. AKP'nin başına kimin geçeceği de önemli değil. Erdoğan'ın yerine kim geçecek önemli. Çünkü Erdoğan ayrı bir böyle nesne, done orada. Ama reis, ama başkan, ama cumhurbaşkanı. Bundan sonraki Erdoğan'ın yerine kim geçeceğin esas karşılığı şu. Onu tam soramadığımız için. Erdoğan'dan sonra AKP'li cumhurbaşkanı kim olacak diye soracağız ama cesaret edemiyoruz. Çünkü Erdoğan'dan sonraki kazanır mı onu bilemiyoruz. O yüzden AKP'nin başına kim geçecek esasında biraz da geçecek kişiyi küçültmüş oluyor. Çünkü AKP başkanlığı önemli değil. Erdoğan AKP başkanı olarak anılmıyor artık. Reis, başkan, cumhurbaşkanı, devlet başkanı, BOP başkanı, TOP başkanı, başkan yani. Ne bileyim yani, reis artık Devlet Bahçeli değil mesela. Alaaddin Çakıcı da değil. Ne bileyim ben, ona benzer insanlar değil. Erdoğan'ın yerine kim geçecek? Kim geçecek diye saçma sapan bir soru soruyoruz. Ondan sonraki saçmalık kim ne olarak geliyor? Bilal Erdoğan mı geçecek? Berat Albayrak mı geçecek? Selçuk Bayraktar mı geçecek? Tartıştığımız isimler bunlar. Başka isimleri tartışıyor muyuz? Hiç Binali Yıldırım geçecek mi acaba? Başkan olur mu? AKP'de bir başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, ne bileyim ben öbür bakanlığı para getir götür işleri bakanlığı yapmış. Bunu hiç tartışmıyoruz mesela. Başka isim tartışıyor muyuz? Hayır, tartışmıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma sapan bir tartışma olmaz. Merkel'in yerine oğlu mu geçecek, damadı mı geçecek, gelini mi geçecek, kızı mı geçecek, hiç böyle bir tartışma yok. Ya da Macron'un yerine ne bileyim ben ya da Churchill'in yerine hiç oğlu damadı falan tartışılmadı, konuşulmadı. Ama Türkiye'de tartışılıyor. Çünkü öyle bir sistem kurmuşuz ki yani. Çünkü şunu biliyoruz esasında ama söyleyemiyoruz. O yüzden oğlunu, damadını ya da damatlarını tartışıyoruz. O parti Erdoğan gittikten sonra yok olacak, onu biliyoruz. Hani Demirel'den sonra Adalet Partisi'nin yani devamı olan Doğru Yol Partisi'nin bittiği gibi. Aynı Özal'dan sonra Anavatan Partisi'nin, ANAP'ın bittiği gibi. Bittiler. Onlar kişilerle ideolojileri olmayan, felsefeleri olmayan partiler olduğu için bitti. Mesela Türkeş'ten sonra MHP bitmedi. Ne bileyim ben Atatürk'ten sonra, İnönü'nden sonra CHP bitmedi. Bülent Ecevit'ten sonra CHP bitmedi. Bunca kapatılmadan sonra hiçbir Kürt çoğunluktaki partiler, önceki Kürt partileri sonra da Kürt çoğunluktaki partiler bitmedi. Arttılar hatta, biraz kendilerini geliştirdiler. Bunu hep beraber görüyoruz. O yüzden yeniden Refah Partisi'nin neden yükseldiğini anlamayanlara cevabım bu esas. Çünkü taban kitle ve kadro kitle orada. Milli görüşün kitlesi orada. Biz böyle saçma sapan konuşuyoruz. Sonra diyoruz ki kim olacak? Erdoğan'ın yerine kim geçecek?
AKP de kendi içinde bizim bundan sonraki başkanımız kim olacak diye tartışıldığını sanmıyorum. Sonra Murat Kurum diye bir adam çıkıyor, belediye başkan adayı yapılıyor Erdoğan tarafından. Hepiniz düşünmüşsünüzdür. Bu sefer benim gibi düşünmüşsünüzdür diye sormayacağım. Çünkü hepiniz düşünmüşsünüzdür. Niye Murat Kurum'u seçtiler diye. Ben sonunda buldum Murat Kurum'u niye seçtiklerini. Erdoğan'ın bundan sonraki adayı Bilal Erdoğan. Peki diyeceksiniz ki Bilal Erdoğan'la Murat Kurum'un ne alakası var? Niye oradan oraya atladın hemen? Şu alakası var. Murat Kurum'u büyük bir olasılıkla Bilal Erdoğan seçtirmiştir babasına diye düşünüyorum. Neden mi? Çünkü ay bunun Q'su yok baba demişti. Babacım bunun IQ'su yok. Yani yok bulamıyoruz aradık demiş. Ay Q'su yok bunun demiştir. Peki bunun ne önemi var diyeceksiniz. Şu önemi var. Babacım ben Murat Kurum'dan daha zekiyim. O yüzden Murat Kurum'u öne sür ki AKP tabanı bana muhtaç kalsın. Beni sevsin, beni senin gibi zeki ekonomist zannetsin, kitabını yazmış zannetsin. Okçuluğun kitabını yazdım diye ben çıkayım. Şimdi okunu çıkartayım demiştir büyük bir olasılıkla diye düşünüyorum. Çünkü bir belediye başkan adayı İstanbul gibi Erdoğan'ın çok önem verdiği, parasının bol olduğu bir belediye başkan adayı çıkıp da halka karşı sempatik gözükmek için biliyor musunuz ben kopya da çektim der mi ya? Aday bunu der mi? Seçildikten sonra belki böyle bir mizah programında bunu söyleyebilirsiniz ama durdururken böyle ya ben bir kopya da çektim ha ya ben de sizin gibi bir fırlamayım esasında. Yetmedi. Yani o kırdığı gafları falan filan saymıyorum. Sonra geçen gün dedi ki ehliyetsiz araba kullandım. Kime benzemek istiyorsun? Burak Erdoğan'a ehliyetsiz araba kullandım. Selim Tanüreğin ölümüne neden oldum. Sonra da hiç yargılanmadım bile neredeyse. Babam belediye başkanıydı. Ben izlerini sildi çünkü çok uzundu. Uzun olması ne demek? Hızlı geliyordum demek. O yolda o kadar süratli gitmemem gerekiyordu demek. Trafik kazası yaptığında ehliyeti vardı yoktu önemli değil. Bir insan, bir sanatçı yaşamını yitirmiş. O kadar tehdit aldılar ki daha mafyalaşma o dönemden var. O kadar tehdit aldılar ki sevgili eşi davayı geri çekti. Şimdi bir belediye başkanı düşünün, adayı düşünün. Ben ehliyetsiz araba kullandım diye bunu marifet zannederek söylüyor. Çünkü 18 yaşındaki çocukların yeni seçmen olmuş çocukların oyunu alacağımı zannediyor burada. Yani Türkiye'nin kopya çekmekle işte ne bileyim ben böyle ehliyetsiz araba kullanmakla sempati topluyor. Bunun sempatik bir şey olduğunu tamam bu. Arkadaş toplantısında sempatik, biliyor musunuz ben babamın arabasını çaldım demek sempatik gelebilir arkadaş toplantısında. Ama bunu halka bir politikacı olarak anlattığınızda bunun cevabı başka bir şeydir. Farklı bir şeydir ya. Yani. Bu size oy kazandırmaz. Tam tersine ya bir dakika. Tam bu ülkede bir belediye 20 milyonluk bir şehre belediye başkanı olacaksın. Ne yapıyorsun derler adam. O zaman düşünüyorum işte bazen. Niye Erdoğan bunu seçti? Hayır Erdoğan seçmedi. Bilal Erdoğan seçti. Babacım bunun IQ'su eksik ya. Demiş olabilir. Ben bu partiye başkan olacaksam hiç olmazsa önümde Binali Yıldırım gibi yumuşak G yazamayan bir belediye başkan adayından böyle saçma sapan konuşan, gaflar yapan bir belediye başkanı adayından daha zeki olduğum için parti başkanı olacağım. Belki de ileride cumhurbaşkanı olacağım. Cumburlop kucağıma gelecek demiş olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Türkiye'deki
politikanın ne kadar saçma sapan olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte İzmir'de askerliğimi yaptım. Tam evlenecektim. Orada çok para harcarım diye Şırnak'a gittim diye diyen bir belediye başkan adayı var karşınızda. Yani bir yerinden tutayım diyorum. Diyorum ki yani kendi kendime yazıktır, bu adama da bu kadar yüklenmeyelim. Bir tane doğru bir şey söylesin de ha, bakın Murat Kurum burada haklı diyebilelim biz de. Yani muhalefet yapıyoruz diye adamın üstüne bu kadar gidilmesin, içim parçalanıyor. Yani rezil rüsva olma durumu bunların hepsi, bu açıklamaların hepsi. Para biriktirmek için Şırnak'a gittim, işte orada da onun devamını söyleyemiyor tabii, işte Kürtleri öldürdüm falan filan diyemiyor. Ama iki tane tüfekten böyle pozu var. Asker hatırası, İstanbul hatırası der gibi böyle bir pozu var. Sanki askerlere ikişer tane tüfek veriliyormuş gibi öyle. O canavar pozu niye verilir askerde bilmiyorum. İlginç gelmiyor mu size bunların hepsi? Yoksa Erdoğan gibi yani ne kadar muhalefet yapsak da zeki bir adam olduğunu biliyoruz. Erdoğan gibi zeki bir insan, tam ben bırakmak üzereyim derken AKP'yi niye böyle bir takım saçma sapan insanların elinde bıraksın ki? Bırakıyor çünkü o da biliyor ki kendisinden sonra Bilal de gelse, Sümeyye de gelse, kim gelirse gelsin partiyi toparlayamaz. Çünkü o da biliyor ki kendisi üzerine kurulu bir sistem var. Belki ilk kuruluşunda böyle değildi ama o kadar kısa zamanda belli etti ki, bir parti düşünün, bir parti başkanı düşünün, etrafındakiler devamlı onu bir şekilde frenliyorlar. Abdullah Gül çok frenledi. Bülent Arınç büyük bir olasılıkla çok frenledi. Ali Babacan'ın neden ayrılma noktasına geldiğini biliyoruz. Çünkü ekonomi konusunda frenlemeye çalıştı Ali Babacan Erdoğan'ı. Erdoğan çok iyi biliyor ki AKP diye bir parti yok esasında. EKP var. Erdoğan'ı kalkındırma partisi AKP. EKP. EKP ciddi bir şekilde AKP'lileşmediği sürece ay bunun Q'su yok diyen Bilal Erdoğan, bubicim bubicim bak bunu aday yap, ben başkan olacağım çünkü diyecektir. Şimdi karşı karşıya gelseler Bilal Erdoğan'dan Murat Kurum, Murat Kurum'un nasıl bir ezik durumunda karşısında duracağını merak ediyorum mesela. Yani Sayın Genel Başkanı'nın oğluna merhaba Bilal ne haber? Öyle konuşması lazım çünkü kopya çekmiş, araba çalmış, ehliyetsiz araba kullanmış. Bir adaydan bahsediyoruz, öyle laubali olması lazım. Gerçekten düşünüyor musunuz? Niye seçti bu adamı ya yani? Bütün belli bir kesimi, yani sağın aydın kesimi. Bu benim kafamda bir soru işaretidir. Tırnak içinde söylüyorum çünkü aydın insan sağcı olurum diye hep kafamda bir soru işareti vardır. Ama olanlarını biliyoruz, yani var olanlarını biliyoruz. Ama çok ciddi bir azınlıkta olduklarını da biliyoruz. Sağda aydın kesimin. Bunu daha çabuk tabii edebiyat, müzik, sanat anlamında kullanıyorum ben. Neden az olduklarının nedeni de budur diye düşünüyorum. Çünkü hem aydın hem sağcı olmak o kadar kolay bir şey değil. Diyorum 10 tane Tarık Buğra çıkmıyor sağcı kesimde. Ya da Turan Afazoğlu ya da Yıldız Kenter çıkmıyor 10 tane 20 tane. Evet, ilginç geliyor bana. O yüzden bu soruyu çoğaltabiliriz. Bunu hep kafanızda sorun diye düşünüyorum. Yani Murat Kurum'un İstanbul'u bize layık görmelerinin nedeni
İleride Bilal Erdoğan AKP başına ya da Erdoğan'ın yerine İKP'nin başına geçecekse, BKP olacaksa o. Bunun için Murat Kurum AKP'deki en iyi örnektir. En iyi de adaydır. Tabii bunu farz ederek söylüyorum. Çünkü Murat Kurum'dan daha beteri var mıdır ve o es geçirip de aday yapılmadı mı acaba diye de düşünemeden edemiyorum. Çünkü Binali Yıldırım'ın konuşmalarını dinledikten sonra ya bundan beterini bulamazlardı herhalde diye düşünmüştüm, ne yalan söyleyeyim. Ama Murat Kurum Binali Yıldırım'ı pabucunu dama attı, felaket halde. Parayı bir türlü saklayamayan, nasıl saklayacağını şaşırmış Bilal Erdoğan'ı da babucum dama attı. Pabucunu. Ve tam da bu sırada şimdi Erdoğan, ben politikayı bırakıyorum. Son seçim, politikayı bırakıyorum demiyor esasında. Bu son seçimim diyor. Tabii herkesin dalga geçtiği gibi ya da bazılarının ciddi yazdığı gibi Erdoğan hiç son seçim derken bundan sonra seçimsiz başkan olacağım demiyor. Onu öyle zannedenler Türkiye'nin Erdoğan'ı da yöneten devleti herhalde henüz bilmiyorlar, öğrenemediler daha. Ya da ben inandırıcı olamıyorum bir türlü. Ben ve benim gibi birkaç arkadaşımız inandırıcı olamıyor. Evet. Babacım, ben başa geçeceksem Murat Kurum ve onun gibilerini çoğalt lütfen demiştir. Bu da böyle devam ediyor. Seçilip seçilmemesi hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil çünkü belediye meclisinde çoğunluğunu aldıktan sonra ve kanun hükmünde kararnamelerle, bir takım yasalarla belediyenin bir takım haklarını elinden aldıktan sonra İstanbul Belediyesi'ni yönetmişin yönetmemişin Erdoğan için gençlerin deyimiyle çok da tın. O yüzden de bu kadar rahat. Yani sadece geçen gün söylediğim gibi psikolojisi bozulduğunun rahatlığı değil. Tamam, belediye başkanları benim elimdeyken çok daha rahat rant alıyordum ama şimdi gene alıyorum işte, ne bileyim ben, imar planıyla, yol planıyla, cart planıyla, curt planıyla, bunu planıyla yapıyorum bunu diyor. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Thank you.